Mutlu sabahlar, mutlu günler. Saatler 11 oldu değerli izleyenler ve Mehmet Demirkol'la Bin Manşet başlıyor. İlk başlığımız elbette dün akşam Lokomotiv Moskova Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçından geliyor. Foto Maç gazetesi donduk demiş yaptığı fotoğrafıyla birlikte yaptığı donduk kelimesindeki oynamayla. Galatasaray eksi 10 derecede oynanan maçta Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti diyor. Hürriyet gazetesi o rüya bitti. Galatasaray artık son haftada Avrupa Ligi biletini almak için oynayacak. Milliyet gazetesi buraya kadarmış başlığını atmış. Fanatik gazetesi de bu tabloya bakmaya yüzümüz yok diye Fatih Hoca'nın maç esnasında fotoğrafını paylaşmış. Şimdi son hafta ona bakalım ne olabilir? Lokomotiv Schalke deplasmanında Galatasaray Porto'yu ağırlıyor, evet, değil mi? Evet. Şimdi Schalke garantilediği için oradan da her sonuç çıkabilir. Yani Avrupa Ligi de esasında çok kesin cepte değil. Değil. Evet. Zor bir durum. Şimdi gelelim maça. Daha doğrusu genel duruma bakalım önce istiyorsan bir. Tabii. Topyekun bir formsuzluk var. En üstten en alta kadar. En üstten. Yani Fatih Hoca da çok formsuz. Oyuncular da formsuz, yönetim de formsuz. Ya da konsantrasyon başka yerde mi? O da form işi. İçine giriyor. Evet. O da formun içine girer. Yani ne kadar odaklanabiliyorsun, ne kadar olduğun yerdesin. Dün Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklama zaman itibariyle yanlış. Bekle bir gün sonra yap, ne olacak? Öyle. Mustafa Cengiz'in ona hemen cevap vermeye istemesi de yanlış. Bekle bir gün sonra ver cevabını, ne olacak? Yani olduğumuz yerin değerini bilmiyoruz. Bütün bu futbol organizasyonu alt yaş gruplarından itibaren. Kulüpler Birliği'nin açıklaması ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in devamını ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Onu konuşuruz. Sonraya ama, bırakıyorum. Ha, yani tamam. Form, bunlarla evet, uğraşmak da form, yani odaklanamıyorsun demektir asıl mesele. Oyuncular zaten yani iki golde de 9 kişi birden orada. Evet. Baskın bir hücum değil. Savunma arkasına atılmış değil. Terse düşmemişsin. Değil. Hani birden oyunun yönünü değiştirmiş değiller. Böyle çok ağır bir baskı kurulmuş değil. Hiç, hiç kalabalıksın. Yok. Yani şu özellikle yani birinci golde yani. Vuruş vuruş değil yani. Yani esasında pozisyonlara bakalım istiyorsan. Yani bakalım. O çok şey anlatıyor. Yani bu kim, ne, nerede, niye oradasın? Yani oradasın da niye oradasın belli değil. Bütün oyuncular için arka söyleyebilirim. Arka açıdan tamamı gösterince şimdi daha bir net görünecek. Burada evet. Herkes orada. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi orada. 9. Yani 1 kişi hariç herkes ceza sahası içi ve çevresinde. Ve Rüji Ovyak'ın attığı en vurduğu en sarsak şut olabilir muhtemelen yani. Ve bu kadar kalabalıkken vuruşu yapan oyuncunun yanında yöresinde bir kişi bile yok. Sadece bu da değil. Yani birçok pozisyon bu şekilde. Bir tane pozisyon var hani Ndiaye kafa vuruyor, Muslera'ya geliyor ilk yarıda. Ha, evet evet, ceza sahasında çıktı. 9 kişi evet var. İçeride 9 evet kişi var. Moskova'dan 4 kişi var. 13. dakika evet. Moskova'dan 4 kişi var ceza sahası içinde. 3'ü bomboş. Evet. Yani 4 kişi, 9 kişi, 4 kişinin 3'ü boş. Şimdi bu bir form anlatıyor. Oyuncular çok formsuz. Ben hocanın da çok formda olduğunu düşünmüyorum. O da formsuz. Ama dün maçtan sonra söyledikleri biraz kendine gelme işaretleri. Ben bu işi çözeceğim diyor. Bu güzel. Bunun sinyallerini veriyor olması. Bakalım mı hocanın açıklamalarına? Olur. Sonra konuşalım yine. Hemen Fatih Hoca'nın maç sonundaki açıklamaları gelsin ekrana. Şöyle bir değerlendirme yapacak olursak iki yarı İyi bir Galatasaray vardı sahada. Ancak oyuna 1-0 içeri girmemiz tabii maalesef çabuk kırılıyoruz. Gol pozisyonu adayları var diyelim veya gol pozisyonuna çok yakın pozisyonlarımız var ilk yarı. Bunların herhangi birini gol yapsak olay çok değişebilir. Ama devreye 0-0 girseniz hayıflanacağınız bir yerde 1-0'da geri giriyorsunuz. Bu tabii üzücü biraz. İkinci golden sonra da daha da farklı mağlup olabilirdik açıkçası. Yani burada herhangi bir klişe söz söyleyecek değilim.
onun için. Tebrik ediyorum Lokomotif'i. Ancak Galatasaraylılara buradan bir, nasıl diyeyim, ilerisi için bazı şeyler söylemek istiyorum. Bize hem Ocak'ta hem Temmuz'da müsaade edecekler. Buradan onlar benim ne demek istediğimi anlıyorlar. Zaman zaman tabii böyle ufak mesajlar veriyoruz. Kazandığımızda da veriyoruz, kaybettiğimizde de veriyoruz. Biz her şeyin farkındayız, her şeyi görüyoruz. Onun için elimizden geldiği kadar, kulübümüzün gücü yettiği kadar, ki yeter her şeye Allah'a şükür. Ocak'ta yetecek yani, bunun başka bir şekli yok. Daha ne istersek aşağı yukarı o %'ye yakın bir oyun oynayan bir duruma geleceğiz. Çünkü açıkçası ben de çok alışkın değilim böyle skorlara. Hele üst üste. Hele Galatasaray'da. Onun için herhangi bir bahane üretmenin soğuktu, yok kaydıydı, yok kardı, kıştı, bunlara hiç gerek yok. Gole kadar olan bölümde Galatasaray çok iyiydi, oradan sonra değildi. Sonuç mağlup olduk, üzgünüz. Şimdi UEFA sözü söyleme zamanı, inşallah ona kalırız. O da kolay değil artık. Ümit ederim Avrupa Ligi'nde devam ederiz. Ben şimdi gole kadar Galatasaray çok iyi değildi. Bence de. Basattı. İdare etti oyunu, ama dengede yani tuttu. Ama yani görece tabii diğer oyunlara bakarsan ayakta duruyoruz, Susa çok iyi diyebilirsin. Çünkü Lokomotiv Moskova'nın da aman aman bir baskıyla oynadığı, sağdan soldan yıktığı, bu, yani üstüne seyrettiğim geldiği... kadarıyla Lokomotiv Schalke maçının bir kısmında gayet iyi oynadılar. Onun dışında bu sene benim seyredebildiğim kadarıyla en iyi oyununu oynattık. Biz yaptık. Biz oha, evet. Biz yaptık yani. Evet. Çünkü bu kadar temassız, bu kadar rakibine uzak. O da ikinci yarının başlarından itibaren oynamaya başladılar bir, yani. Bir oyunu oynar yani, rakip oynar. Oynamayacak. Yani şu baksana abi, herkes orada ya. Herkes orada. Hepiniz oradasınız. Bu nedir abi ya? Ne yapıyorsunuz ya? Serdar'ın olacak ayağından sekip yani, önünde kalıyor. O da olacak işte. Son dakikayı da hemen söyleyelim. Beşiktaş Galatasaray derbisini, hafta sonu oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisini, hakem Cüneyt Çakır. Şaşırdın mı? Yok. Yani kim olacaktı diye. Yani. Bu son dakika bilgisini de paylaştıktan sonra hemen kaldığın yerden, hani bu kadar kalabalık savunmada nasıl? Bu zaten çok şey anlatıyor. Diyordum. Çok kalabalık, herkes orada ama temas yok. Herkes uyuyor. Ben bir sarı kart not etmişim. 35. dakikada Serdar Aziz başka oldu mu? Yok, olmadı. Galatasaray'da olmadı değil mi? Olmadı. Çok temassız oynadı Galatasaray. İzledi. Çok izledi. Bir de oyunu kurarken de yani zaten Mustera'nın söyledikleri de çok açık. Evet. Yani dedi ki savunmada daha agresif olmalıydık. Ve çok kızgınım. Yani bütün o konuşmanın içinde ben bu iki cümleyi çıkardım. Bağlamından kopmuyor. Esasında bütün o süsün içinde söylemek istediği şey bu. Savunmada daha agresif olmalıydık. Çok kızgınım. Kızmak lazım tabii. Ama yani birilerinin de elini masaya koyup camı çerçeveye indirip bu takımı ayağa kaldırması lazım icap ettiğinde. Yani dün o soyunma odasını merak ediyorum. Kim acaba? Yani ben teknik direktör olsam, dün soyunma odasında devre arasında bir kavga çıksın isterim. Bir silkelensin, bir ayağa kalksın. Yani birileri birilerine ne yapıyorsunuz kardeşim desin. Oyuncu değişiklikleri de hiç etkili olmadı. Daha sonradan oyuna giren oyuncular da Selçuk'ta. Mariano dışında. Şimdi tabii oyunun gidişatı özellikle 1-0 olduktan sonra Galatasaray'ın yapması gereken şey. Dün burada da konuştuk. Lokomotif'e iki şeyi yapmayacaksın. Birincisi çekilmeyeceksin. O zaman oynayabiliyorlar. Hı hı. Onları geri iteceksin biraz. Biraz Trabzonspor'a benziyor o anlamda. Hı hı. Çekildin mi kelepçeyi takıyor. Yani o oynuyor orada. Çok büyük bir süratle falan oynamıyor. Çok büyük beceriyle oynamıyor ama dar alanda seni kapatmayı biliyor. Oradan çıkarmamayı biliyor. Ama sen eğer onu uzatırsan boyunu, toparlanamıyorlar. Bütün dertleri o. O yüzden -9'du averajları. Evet. Bir de sağdan sola, soldan sağa hızlı akının yönünü değiştireceksin. Kayamıyorlar, gidemiyorlar. Gidemedikleri için de dağılıyorlar. Futbol oynayamıyorlar özetle yani. Bütün evet, bunları yani topladığı çok iyi zaman futbol oynayamıyorlar. Ama, yani, ama kapandığı zaman oynuyor adam. Onu biliyor yani. Muhtemelen şöyle sen ben burada arkadaşlarla toplansak o kadar biz de oynarız diye. Neyse şimdi. O kadar değil canım. Karikatürize ettim. Şimdi bu böyleyken Mariano niye bekler? 89'da. Çünkü adam atıyor ya. Girdi. Tamam hani savunmada sana dezavantajlar yaratıyor, kabul ediyorum ama. Zaten üçlü oynuyorsun. Donk savunmanın göbeğine gelmiş. Evet. Bari en azından hani Eren var. Pek bir işe yaramıyor, kabul edelim ki. Çok top kaybı yaptı. Yok canım, olmuyor yani. Evet. Neden olmuyor anlamıyorum yani ben de. Tamam büyük golcü değildir Eren ama iyi bir santrfordur, iyi bir merkez hücumcudur. Bir şey var Eren'de.
O sorunlar çözüldü mü acaba bir ara gündeme gelmişti? Canı sıkkın, morali bozuk falan herhalde. Öyle bir şeyler gitmek istiyor. Parasını aldı. Bilmiyorum. Bir şey olması lazım. Ya da özel hayatında bir şey var. Canı, ya bir şey sıkkın yani. Veremiyor kendini. Çünkü Eren zaten büyük bir golcü. Eren niye alırsın? Disiplinli, iyi bir pivot santrfor diye alırsın. Bu kendini veremiyor meselesi bu kadar etkili. Tamam, fiziksel bir rahatsızlığın olur. Ağır bir travma yaşıyorsundur, ciddi bir olay ama yani kendini verememe olayını da bu kadar etkili mi? Mesela şimdi Eren'in oyununu hani muhtemelen diyorsun ya veremiyor kendisini diye. Açıklayamıyorum. Ya, özel hayat vesaire. Tanımadığımız oyuncu değil Eren. Yani, bu iş başka. Birisini biraz ayırmak gerekmez mi? Yani, ya bizim yaşlarda ayırt ediyorsun da. Evet. Oralardayken olmuyor galiba. Peki. Yani biz anlıyoruz artık önemini, değerini. Bir delikanlılık şimdi, olayı deyince evet. Yani Eren de çok genç bir çocuk değil ama hala genç. Futbolcular sevgili Cem Can söylerdi Nur içinde yatsın. Oyuncular futbolu bırakana kadar çocuktur. Bir şeylerin oturması için zaten 30... ben kendi tecrübelerime göre evet, evet erken olduğunu net bir şekilde herhalde söyleyebilirim. Herhalde ondan yani, çünkü bilmediğimiz oyuncu değil. Yani bu kadar da tamam, gol atmasını anlarım ben. Atmıyor. Bu kadar kopuk olmasın. Atamıyor ama bu kadar da yani kafa dağınık olmaz. Bütün takım için söyleyebiliriz bunu da. Evet. Şimdi Eren sahadayken yani Mariano daha erken oyuna girmeliydi. Çünkü adam atıyor abi. Ya bak, hiçbir şey oynamadım Konya'ya karşı. Birbirlerine vurdurup gol attırdı. Evet. Yani adamın ortakları. Daha önce girer miydi ya da onunla ikinci yarı başı mı? Biz Tugay'la yayındaydık sevgili Tugay Hoca'yla. Ben o bana hoca diyor, ben ona hoca demiyorum. Tugay diyorum, o da enteresan bir durum. Yani devre arasında dedim ki yani tek hamle o. Mariano. Yani Feghouli'ye güvenemiyorum. Yani kalitesi başka. Performansı başka. Yani bunları birbirinden ayırmak lazım. Kalite, performans, form. Yani bir oyuncu ya oynamaz mı abi? Çok iyi futbolcu. Biliyoruz da. Yok bir şey, performans yok. Evet. Kalitesini biliyoruz. Evet. Ama form yok, performans yok. Bana ne? Ya var en güzel spor arabam. Verim alamadıktan sonra. Tabii. Lastikleri yok. Çok iyi araba biliyorum. Gitmiyor ama. Ama lastiği yok. Ne yapacağız? O yüzden hani Mariano hocanın, yani hoca da kendisini çok veremiyor. Ya yani onun da bir form durumu var. Orada da bir problem var. Ama yani maç sonu açıklamaları, özellikle basın toplantısında söyledikleri çok net olarak, hani ben tamam kabul. Yani sileceğimi sildim. Evet. Yazacağımı yazdım. Bana Ocak'ta yanlış anlaşılabilir. Ocak'ta ve Temmuz'da bize müsaade... Evet. Ne dedi? Müsaade edin. Ocak ve Temmuz'da bize müsaade etsin taraftar. Yani onlar beni sanki transfer yapamayacakmışız, evet, gibi anlaşılıyor, evet, ama tam tersi bir şey söylemeye çalıştı bana kalırsa. Hani o zamana kadar müsaade etsinler. O dönemde ne yapacağımızı görecek herkes diyor. Para yok mara yok anlamam, yapılacak bu iş dedi. Kulübün gücü yetecek dedi. Yetecek dedi yani, ben Ocak'ta anlamam dedi. Göndereceğimizi de göndereceğiz dedi. En önemlisi o zaten. Boşaltma. Sadece bir kişi değildi dün akşam. Özellikle Eren derdi yok. Üzerinden soruldu çünkü basın mensubu arkadaşlarımızdan. Tek bak, kötü oynayan o değildi dedi. Eren değil tabii. Ya şimdi bak, çok net söyleyeyim. Bir kişi üzerinden bakmıyorum. Ben senelerce Selçuk İnan reklamı yaptım. Yani bunu hani şey anlamında söylemiyorum. Çok beğendiğim için. Evet. Tanımam yoksa oturup çay içmişliğim yok. Yani öyle başka bir ajandam yok yani. Çok çok iyi futbolcu çünkü. Yani ben söylüyorum. Ben de yıllardır takip ediyorum abi, biliyorum evet. Trabzon'dan Galatasaray'a değil Fenerbahçe'ye transfer olmuş olsa futbolun akışı değişirdi. Evet. Ama yok artık, olmuyor. Yani eğer bu takıma giremiyorsan, bu takıma bile giremiyorsan bitmiş olay, bitmiş yani, olmuyor demektir. Bu oyuncuların, Feghouli'nin, Belhanda'nın, Selçuk'un vesaire vasat olma hakları yok. İzleyicimizin ismini okuyamadım ama Ozan, özür dilerim, Furkan Bey. Furkan'dan nasıl Ozan okuduysam şöyle biraz daha yaklaşayım. Furkan Bey, evet, Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray'da sezon Furkan bitmiş Özata, gibi ondan. Bir... Furkan Özata, evet. Şimdi sen söyleyince ben de okudum. Galatasaray'da Fenerbahçe maçından sonra sezon bitmiş gibi bir ruh hali oluştu sanki diye sorar. Acaba mı diye sorar izleyicimiz. Ya öncesinde de var esasında. Önü de var onun da. Ama Fenerbahçe bu sezon biraz maçından sonra konsantrasyon darmadağın oldu. Ya diyelim ki dünyadaki en büyük haksızlığa uğradın. Diyelim ki. Evet. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe maçı özelinde. Ama öyle olduğunu düşünelim. Olabilir. Öyle düşünebilirsin. Öyle de olabilir. Bütün sezonu yakmaya ne gerek var? Hiç gerek yok. Burada
Şimdi bir dönem hatırla, Fatih Hoca'nın arkasında durmadığı yönetim. Her yerden neredeyse şu düşünce paylaşılıyordu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fatih Terim'i savunamadı. Sonra iş şeye evrildi. Fatih Hoca bunlarla, bu istifa et diye geldi. Bunlarla oturup konuşarak olunur. Şimdi Fatih Hoca'yı savunamadı Mustafa Cengiz. Ondan sonra da Mustafa Cengiz'in işi gücü bıraktı. Sadece o işi yapmaya başladı. Gibi bir durum var sanki. Şimdi bu böyle değil ki. Bu yani eninde sonunda sahanın içinde olup bitiyor iş. Ve bunu canlı tutmak lazım. Bunu formda tutmak lazım. Bunu yaptıktan sonra bir haksızlık bir şey varsa... Para da oradan geliyor, başarı her şey oradan geliyor. 2.7 milyon euro ya şu dünkü maçı kazansan. 2.7 milyon euro masa geliyor yani. Maçı kazan bitti. Çıktı işte Fegoli çok paralı. Parası çıktı işte. Lokomotiv aldı. Evet. Parayı. Şimdi yani onu yap, ondan sonra öbür şeyleri... Şikayetle, federasyondan şikayet var, hakemden. Olabilir, tamam, haklı da olabilirsin. Ama o başka bir iş ya, işin merkezinde o yok. Çünkü işin merkezinde oyunun kendisi iyi olduğu zaman da federasyon hiçbir şey işlemez yani. Neden? Çünkü 7 yıldır mı, 7 sezondur mu Yıldırım Demirören yönetim var? 7. oldu mu? Bu 8. oluyor galiba. 8. oluyor. 4 tane şampiyonluğu var Galatasaray'ın ya. Sayarken söyleyeceğim şeyi unuttum. Başka bir şey söyleyecektim. 4 şampiyonluğu var. Bütün bunların toplamı zaten. Daha önce de altını çizdim. Bütün bunların toplamı, elbette taraftarın da buna isyanı var. İyi olmayan oyuna. Belki sezon başından beri. Bu kadar kızgınlığın, bu kadar gergin taraftarın kızgınlığı bak, içerisinde bu da var diye. Acaba diyorum, konsolide etme çabaları elbette devam ediyor Galatasaray yönetimi tarafından bence, ama. Bence bırakmak lazım onu. Yani artık oyunun kendisi, ya itirazını yap, hakemle ilgili itiraz, işte Hüseyin Göçek hakemliği bitti. Bitmedi diyorlar ama bitti. Çünkü federasyon, yani şey diyorlar, işte birçok başka hakemin de dinleniyor, dinlendirmeye evet, alınıyor. Evet. Ne var canım Hüseyin Göçek? Hiçbirisi için böyle açıklama yapılmıyor paldır küldür. Yapılıyor mu? Yok. Diyeceğim o ki... Şansal abi pazartesi akşamı programda... Evet. Net olarak Yusuf Namoğlu'nun söylediğini aktardı. Şimdi bir MHK başkanı kendi hakemiyle ilgili ya gidip baksana kardeşim falan diyorsa o MHK başkanı olduğu sürece o hakem maçı yönetemez. Anlatabildim mi? Tamam, bütün bunlar okey. Haklısın. Ya, tamamında haklısın. Bak hiç itiraz etmiyorum. Katılmıyorum ama itiraz etmiyorum. Ya ama top. Hiç, 10 kişi içeridesin ya. 10 kişi sahanın içindesin. Ceza sahasının içindesin. Bir kişi... En yakın oyuncu 3 metre golü atana. Bu formsuzluk işte. Bunu düzeltmek lazım. Bunu düzeltmek için de yapılacakları. Fatih Hoca diyor ki ben tamam. Bana bırakın sevgili taraftarlar. O sinyali aldın mı maç sonu açıklamasında Fatih Hoca? İlk defa aldım. Bak çok net söylüyorum. Ben Fatih Hoca'nın da en az kim diyeyim? Maicon kadar olmasa da en nihaya kadar formsuz olduğunu düşünüyorum geçtiğimiz bir ayda. NDI'yi de dün akşam... Ama dün akşam sanki o silkelenmenin işaretini hocadan aldım. Hoca çünkü şey odaklanmış duruyordu. Ne tamam yapacağımız belli tamam oldu arkadaşlar. Artık. Ben ne yapacağımı biliyorum. Uğraşmayacağım. Sileceğimi sildim. Yazacağımı yazdım. Bana bırakın. Peki. Beklenen bu. Bu iyi bir işaret. Kulüp de o gücü bulacak dedi. Ocakta devre arasında. O işte o şey yapacaksınız. Başka çaresi yok diyor. Ne demek bu? Başka çaresi yok demek. Ben işime odaklandım demek. Yani benden fayda sağlamak istiyorsanız bu işleri yapacaksınız diyor. Eğer olmazsa başka şeyler olur. Giderim mi? Yani niye uğraşsın canım bunun içinde? Ama hani neyse peki işi sonraya bırakalım. Hayır ne demek yani, çünkü ben onun söylediklerinden yola çıkıyorum. Anladım. O gücü bulacaksın diyor. Tamam, hiçbir itirazım yok evet. Taraftara müsaade edeceksin bana diyor. Ocak, Temmuz. Bir sezon bana müsaade et diyor. Bu başka bir teknik direktör bunu isteyemez. Doğru. Yani Fatih Terim yerinde mesela Tudor falan olsa demiyorum. Ancelotti falan olsa. Sarri falan olsa. Klopp falan olsa. Bunu söyleyemezsin yani. 3 puan. Bu grupta 4 puan. Avrupa Ligi'ne bile gidememe söz konusu. Hı hı. Ligde baş aşağı gidiyor iş. Oyuncular sahada yürüyorlar. Ozan ve Donk dışında oyunla ilgili olan bir kişi yok. Muslera'yı saymıyorum. O her zaman için içinde.
taraftar ilk teknik direktöre döner böyle durumlarda. Doğru. Yani dünyadaki genel eğilim budur. Bu takımın hali nedir kardeşim? Yani Fenerbahçe'de kimse Benzia'ya dönmedi ne yapıyorsun diye. Kokuya döndü herkes. Evet. Ama Fatih Terim şu anda Galatasaray'ın içindeki en güçlü figür. Dolayısıyla taraftarın en çok güvenli isim. O yüzden Fatih Terim diyor ki bana bırakın. Ben her şeyi halledeceğim. Ve bu kredisi doğal olarak var. Cem de diyor ki finansal fair play kıskacını da unutmayalım. Orası abi öyle orada ama galiba yani bunu söylemek satacaksın, çok acayip. Bulacaksın, satacaksın, kaynak yaratacaksın vallahi diyor. Vallahi ben öyle anlamıyorum. Bana ne diyor yani? Mensemen. Nasıl yapacaksan bir çaresini bul yap diyor. Bence Fatih. Yani bizim ligde ayakta durmamız lazım. Gerisini bilmiyorum, anlıyorum ben. Bakalım. O senin için, beni ilgilendirmiyor. Bana takım yap diyor. Dursun. O demek yani. Bulacaksın demek o demek. Kimi satacaksın da para kazanacaksın bu takımdan? Yani ilk adaylar birisi Maicon, birisi Fegoli. Yine Arap Yarımadası'ndan tekliflerin hala olduğu ileri sürülüyor. İnşallah öyledir. Çünkü büyük kazanç olur hakikaten iki oyuncunun gönderilmesi. Evet. Ne kadar enteresan değil mi? Geçen senede şampiyonlukta payı olan oyuncular bunlar. Uğur Meleke'nin Hürriyet'teki yazısından bir bölüm hemen gelsin ekrana. Kayseri Konya önünde üçlünün merkezinde Maicon oynarken dün neden donk vardı anlamak güç. Dörtlü savunma herkesin ezbere oynadığı bir model ama stratejiniz eğer üçlüyse aynı adamlarla devam etmeniz daha doğru geliyor bana. Sahada 3-4 tane kaliteli futbolcu vardı ve bunların hiçbiri sarı kırmızılı formayı giymiyordu. Galatasaray'da oyuna akıl koyacak, yetenek koyacak kimseyi görmedim. Galatasaray'ın 2013-2014 kadrosunda Drogba, Burak, Umut varken bugünkü santraforu o günkü hiyerarşiye bile giremeyecek Eren. Yani Türk futbolu da Galatasaray'da son 5 yılda çok kan kaybetmiş, kalite çok düşmüş. Bir diğer. Doğru. Yazımız Sabah gazetesinde Uğur Karakullukçu'dan. Bu Galatasaray kadrosu Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım değil. Neden? Galatasaray'ın 5 maç sonunda attığı gol, 3 yani Eylül'de Lokomotiv'i yendiğinden beri gol atamamış. Bu 3 golden biri penaltıdan, bir diğeri frikikten geldi. Yani asist üzerinden 5 maç boyunca bir gol atabilmişsiniz. Bu hem organizasyona hem oyuncu kalitesine işaret eder. Galatasaray 32 Şampiyonlar Ligi takımı arasında en hareketsiz ekip. Maç başına kat edilen toplam mesafe ancak 102 kilometre. Yani ne un var, ne şeker, ne yağ. Helva komple yok. Galatasaray teknik olarak yapısına en uygun grupta varlık gösteremedi. Sakatlıklar, cezalar, aksilikler birçok bahane sıralanabilir elbette. Ama şu net ortada, bu Galatasaray tarihin en iyi kurasını heba etti. Üst tur için mücadele bile edemedi. Ben kalitenin o kadar düşük olduğunu düşünmüyorum. Formun çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bu kadroda belli bir kalite var. Ya dün akşamki yani oyunu kimde, kaliteyle açıklamalar. Kaç takımda Muslera var? Yok. Bir Galatasaray'da var işte. NDI'ye. Kimde Fernando var? Yok. Bak kimde var Fernando? Çok üstün bir kalite diyemem. Ama ben Lucescu'nun ikinci Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden döndüğü ikinci sezonundaki kadroyu bir hatırla. Evet. Vitoria'lar, Perez'ler, Florkin'ler. Yani tabii ki iyi oyuncular vardı ama bir taraftan, ama bir taraftan da bu oyuncularla. Yani bu kadronun kalitesinden ziyade formu korkunç. Dünkü golleri yiyişini Galatasaray'ın kaliteyle anlatamayız. Bunu anlatamayız yani. Bu mümkün değil. Bu organizasyonla ve formla anlatılır. Herkes orada. Kalite düşük olduğu için yemedi Galatasaray bu golü. Kafa orada olmadığı için. Korkunç bir organizasyonla odaklanamadıkları ve formları çok düşük olduğu için yediler. Yani hakikaten donmuş gibiydiler. Ya olacak iş mi? Donk üstü Nagatomo, üstü Serdar. Yani şu çalımlar yenir mi ya? Linez'le alakalı. Ya Linez güvenilir. Bu tip oyuncular bu tip maçlarda daha güvenilir duruyor. Taktik disiplini olduğu için. Evet. Ama ihtiyaç dün yaratıcılıktı. Ben de ilk plan olarak Linesi düşünebilirim. Ya ben orada hani o sağlamlığı onu sağlayayım git gele çok girmeden sonrasına bakarım önde hallederim işi bir şekilde düşünebilirsin. Ama iş kötü giderken vallahi bilmiyorum yani Mariano devrenin başında girmeliydi eğer bir sakatlığı bir şeyi yoksa. Tabii onları bilmiyoruz ama ya çünkü adam
hiçbir şey yok ya, 50 metreden rakibine gol attırıyor ya. Yani şimdi bu oldu. Kaçıncı kendi kalesine gol attırışı bu hafta Konya maçındaki? Saymadım. 2 ya da 3. Saymadım. Yani tesadüf değil. Acayip vuruyor, acayip orta yapıyor. Çok yüksek kalite o anlamda. Ve ihtiyaç o. Maç boyunca duran topların değerlendirilememesine çok kötüydü. Ne dersin? Çok, Rodriguez atıyor. Yani bir tane olumlu, şöyle düşünüyorum, ben yazmadım da. Yani hatta ilk yarı için yazmışım, hiç bir tane pozisyon olumlu değerlendirilmedi. Fegül'ü girdikten sonra biraz toparladı. Biraz. Yani. Düşük, çok düşük. Evet, o da ilginçti. Yani hani böyle bir maçta duran top, dedin ya Mariano işte bir opsiyon olur, gol opsiyonu. Yani evet. Duran top da dün akşamki gibi bir maç için ciddi opsiyondu, gol opsiyonuydu ama hiç olmadı. Geçiyorum Fanatik Gazetesi'ne. Ama yani tekrar edeyim, tabii, oyunla ilgili duran top vesaire yapılması, yani şunu bekledim ben ikinci yarı. Ya Mariano'yu sağ önde biraz sağ önde terse atsın abi. Ya bütün işi olsun. Dene. Çünkü yapamıyorlar onu ya. O kaymaları yapamıyorlar. Yani dağıtabilirsin onları. Attın. Eren indirdi. Eren'i mesela sağa attı hoca bir ara. Tamam, aynı şekilde sola gitsin. May indirsin. Onyekuru'yu ya da Rodriguez'i bırakacaksın içeride. Aralara, evet, kaçabilir. Yani bir plan olur olmaz ama bir plan. Hiç onlar hiç olmadı. Yani ilk yarıdaki kadroyla ikinci yarı sahaya çıkmayı ben anlamadım. Anlamadım yani. Hakkı Cama'dan soruyor. Sizce Emre Akbaba sakatlanmasaydı olabilirdi, durum farklı olur muydu? Olabilirdi. Belli oran, yani en azından şu olurdu. Emre ya kardeşim ne finansı ne parası. Hadi iyi yapardı en azından. Yani Hasan Şaş'ın bir dönem yaptığı gibi futbolculuğunda, hı-hı, soyunma odasında camı çerçeveyi indirecek adama ihtiyaç var biraz. Biraz kendine gelecek, getirecek takımı. Çünkü bu tip kriz dönemlerinde ancak onunla yaparsın. Bu sadece biraz bağlantılı gibi görünüyor ama biraz belki yayın öncesinde, yayın dışında konuşmamız lazım. Acaba bazı konuları değerlendirirken, yorumlarken yeni jenerasyon ya da yeni kuşak konuyla alakalı olabilir ama doğrudan belki değerlendirmemek lazım. Yeni kuşak jenerasyonu, yeni futbolcuları değerlendirirken cam çerçeve indirmek falan, acaba bunlar onlara biraz uzak kavramlar mı? Biz olabilir, mi farklı düşünüyoruz? Olabilir belki, ama hiçbir şey yokken bak ben onu birinci... Bu ifade olarak mı kullanıyoruz bunu? Bunu birinci ediyorum, tercih olarak söylemiyorum zaten. Bunu birinci tercih olarak söylemiyorum. Yani ama hiçbir şey olmuyorsa... Bir canlının kendinize gelin, onun ifadesi. Artık yani mi? Bu hani, evet, düştün nefes alamıyorsun, artık yapacak bir şey yok, evet, yani kalp masajı lazım. Onu söylüyorum. Yoksa hani, anladım, her sabah kalp masajıyla uyanalım arkadaşlar demiyorum. Ya o yaşanmaz tabii. Ha, anlatabildim mi? Yani işimizi ama yani tıkanmışsa 10 kişi ceza sahası içindeyken 2 tane gol yiyorsan burada bir şey lazım artık. Farklı bir şey lazım. Ha tabii yani bugün için, devre arası için bir şey lazım. Yoksa cam çerçeve tabii indirmekle ki, bir hayat kur kendine falan demiyorum. Bilmem anlatabildim mi? Kesin. Tabii ki yapılması gereken önce maddi koşulların yerinde olması hepsinin. Çünkü yabancı sınırlamasını kaldırmak doğru bir tavırdır bana kalırsa. İcap ettiğinde 11 yabancıyla da oynarsın. Hı hı. Bu gerekebilir. Olmasın da gerekebilir. Ama 11 yabancının parasını vermiyorsan alamazsın performans. Alamazsın yani. 2 artı sen, 2, 4 tabii. Şimdi sen oyuncuya gidip ya Eylül'e kadar, Galatasaray özelinde söylemiyorum bunu genel olarak. Hı hı. Eylül'e kadar ben sizin bütün paranızı verdim. Evet, ocağa kadar bir para alamazsınız benden. Allah Allah. Yıl sonuna kadar da yarısını veririm. Yok ya der. Brezilyalı. Yok ya der. 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 Ama eskiden nasıl oluyordu? Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de kimsenin parası kalmaz arkadaşlar. La oluyordu. O yüzden onu, yani eğer onun peşine düştüysek eğer, durumumuz oysa, hı-hı, ona göre de çeşitli cam çerçeve indirmekler olabilir. İşte bilmem ne olabilir. Bir yöntemler, peki, var. Onlardan biri kullanılır anlamında söylüyorum. Yoksa tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Fanatik Gazetesi'ne geçeceğiz. Kriz sıradaki başlığımız. Kulüpler Birliği 17 kulübün imzasıyla bildiri yayınladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in cevabı ortalığı karıştırdı. Kulüpler şimdi Birliği. Okuyacak mısın yazıları? Şu iki hızlıca şeyi okuyayım dedim. Hakemlerle ilgili alınan ve tek bir kulübün gövde gösterisi anlamına gelecek taraflı bu
kararlardan derhal geri adım atılmasını bekliyoruz. Bunu açıklamada Mustafa, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den. Bildiriden Kulüpler Birliği Başkanı'nın haberi yok. Vekilleri aradım. Onların da yok. Bizi arayan olmadı. Bizi arasalar biz de imzalardık. Şimdi bir dakika. Bir, Kulüpler Birliği bu cümleyi söylüyorsa benim açımdan çok fazla şey kat ettik. Bitti olay demek. 17 kulüp artık hakem hakkında hiçbir şey söylemeyecek. Demek, evet. Şahane. Yani hakemler hakkında hiçbir şey söylemeyecekler. Daha doğrusu şöyle yapacaklar. Ya hakem bugün çok kötüydü. Bizim işte golümüzü vermedi falan filan diyecekler. Bitecek o kadar. Yani İngilizler gibi olacağız. Çok güzel bir nokta. Nefis bir, evet, durum yani. Teşekkür ediyorum ben Kulüpler Birliği'ne. Yapılması gereken de buydu. Ama bundan sonra hakem filan şikayeti istemem. Bitti yani, onu söyledim. Bitti, tamam. İyiymiş o. Birinci tarafı bu. Ama meğersem öyle değilmiş. Çünkü Mustafa Cengiz diyor ki, ne diyor Mustafa Cengiz? Alalım onu bir tekrar. Kulüpler başkanı aradım, haberi yok. Haberi yok, vekilleri aradım. İki vekilin aradım. De haberi yok. E o zaman ciddiye alma zaten. Bu birisi yazmış, atmış onu. Kulüpler Birliği'nin açıklaması değil ki bu. Yani başkanın açıklaması yoksa. Haberi yoksa, evet. İki vekilin de haberi yoksa. Evet. Ya Galatasaray gibi ligin ağır topunu da bu işe dahil etmiyorlarsa. O da yok. Şimdi başkan yok. İki vekil yok. Galatasaray'da yok. O zaman zaten kulüpler birisi. Orada bir çocuk yazmış. Yollamış Kulüpler Birliği diye. Böyle mi? Öyle anlaşılmaz mı? Birisi trolledi yani. Ha? Birisi trolledi yani. Öyle oldu herhalde. Çünkü olur mu öyle şey? Sen başkan haberi olmadan. Şimdi buranın başındaki insanın haberi olmadan sen Bein'le ilgili, Dijitürk'le ilgili bir açıklama yayınlayabilir misin? Mümkünatı yok. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkünatı yok. Ciddiye alacak bir şey yok yani. O zaman at çöpe gitsin. Peki. Öyle değil mi? Yanlış mı? Kesin öyle. Çok enteresan. Ama yani eğer varsa, yani Fikret Orman kandırmıyorsa, belki de o kandırıyor. Hani benim haberim yok diyor, o biri var falan. Bilmiyorum yani. Çünkü o oralara geldi iş. Zamanı değil. Bir gün sonra. Maç günü değil. Değil abi sonra. Yani. Değil. Gene gerek var. Ne acelesi var? Konu hiçbir yere kaçmıyor. Kulüpler Birliği'nin bir araya gelip ligi ayağa kaldırması gerekir derken herkes birbirine girdi. Kulüpler Birliği dağılacak neredeyse. Gittikçe uzaklaşıyoruz saha içinden. İşte abi, maddiyat olmadan maneviyat olmuyor. Ekonomik kriz olunca her şey birbirine giriyor. Ama ekonomik, yani bir kriz, bir ekonomisinde, işin ekonomisinde bir kriz varsa tam tersi dayanışma gerekir. Dayanışma olmadan böyle büyük krizleri atlatmak mümkün değildir. Örneği yok. Tam aksinin ise örnekleri var. Çok. Bir araya gelmenin ve atlatmanın örnekleri çok hakikaten. Şimdi bir ara mı vereceğiz sevgili reji? Bir ara vermemiz gerekiyormuş. Ardından devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Devam ediyoruz. Bu akşam iki temsilcimiz yine sahada olacak. Avrupa, üç temsilcimiz özür dilerim. Avrupa arenasında. Hemen onlara ilişkin haberleri de paylaşacağız. Önce bir araya gireyim ya. Tabii. Altyazıda geçiyor ya, Kulüpler Birliği açıklaması işte şöyle oldu böyle oldu. Gerekli kararlarını alınca. Başkanın haberi yok ya. Fikret Orman'ın Kulüpler Birliği vakfı. Vekillerin de haberi yok. Mustafa Cengiz'in de. Evet. O Kulüpler Birliği değil ki o. Kulüpler. doğru birlik yok. Doğru. Galiba, hatta galiba kulüpler. İsmi öyle yapılsa ilginç olur gerçekten. Öyle yazılsa açıklama. Galiba kulüpler 2.3'te. Neyse işte serbest çağrımdı değil mi? Düşündürüyor. Düşündürüyor. Ya, çok makara çıkar buradan. Evet. Milliyet gazetesi durmak yok, yola devam başlığını atıyor. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Dinamo Zagreb'i ağırlarken Beşiktaş Sarpsborg'la karşılaşacak. Akhisar'sa Krasnodar'la prestij maçına çıkacak demiş. Fenerbahçe lider Dinamo Zagreb'i yenerse 10 puanla ulaşarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Spartak Trnava'nın deplasmanda Anderlecht'e yenilmesi durumunda ise sarı lacivertli takım Dinamo Zagreb'e kaybetse bile ikinci tura yükselecek. Beşiktaş'ın Avrupa'da yola devam edebilmesi için Sarpsborg'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor. Söylediğimiz gibi Akhisar'sa Krasnodar'la prestij maçına çıkacak diyelim. Gerçekten Slimani oynayacak mı ya? Tahminlerde var. Hemen soralım istiyorsan Alper Yemenciler telefon attığımızda. Alper merhaba diyelim öncelikle. Kolaylıklar dileyelim ve
Bu akşam Mehmet Demirkol'un sorusu gerçekten Slimani oynayacak mı? Biz onu muhtemel 11 acaba var mı izlenim elinde bilgi diye aktaralım sana. Günaydın, iyi yayınlar. Muhtemelde olacak gibi gözüküyor açıkçası. Çünkü teknik direktör Ervin Kuman'a Trabzonspor karşılaşması sonrasında bu soruyu sorduğumuzda elinde bir alternatifinin olmadığını, bundan dolayı sistemi korumak adına Slimani'yi oynattığını, performansına rağmen kazanmak adına oynattığını söylemişti. Büyük olasılıkla bu akşamki karşılaşmada da sahada olacak. En azından dün akşamki son taktik antrenmanda denenen kadroda ilk 11'de görev yapıyordu. Nasıl bir kadro vardı? Harun vardı kalede her zaman olduğu gibi. İstaş, Şikirter, Noşter'de Hasan Ali Kaldırım klasik savunma hattı. Fenerbahçe'nin önlerinde Elif Elmas ve Cahilson'u denedi. Ofansif hattın sağında Valbuena, solunda Benzia. İleride ise Frey ve Slimani ikilisi antrenmanda denilen kadroydu. Hafta içerisinde Barış'ın ilk 11'de olabileceği, Ayev'in sakatlığında Barış'ın ilk 11'de olabileceğine dair haberler basında yer almıştı ama dünkü son taktik antrenmanda Benzia'yı gördük ilk 11'de ama tabii son kararını maç kadrosunu açıkladığında Kuman öğreneceğiz. Dün hem özel röportajımızda hem de basın toplantısında kadro ile ilgili tabii Hollandalı teknik adamı sıkıştırdı basın mensupları ama oyuncularımı açıklamadan kesinlikle 11 ile ilgili bir şey konuşmayacağım ifadesini kullandı. Kadıköy'de bugün çok soğuk bir havanın beklendiğini söyleyelim. Fenerbahçe taraftarlarının buna rağmen karşılaşmaya ilgisi var. Özellikle sosyal medya üzerinden maça gidemeyecek olanların kombine devrini yapmaya çalıştıklarını da görüyoruz. Taraftarının önünde Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilemek adına önemli bir adım atmak istiyor. Alper, şimdi bir soru daha. Dün akşam bir Ersun Yanal için taraftarın toplanması Samandıra'da. Evet. Söz konusuydu. Biz dün maçla ilgilendiğimiz için pek onunla çok giremedik. Kalabalık ne oldu? Bir şey olmadı. Oldu mu? Havadan dolayı mı olmadı? Evet. Nasıl oldu? Bir bilgi alabilir miyiz sana? Şimdi bu çok değişik bir organizasyon oldu açıkçası. Kelimeleri de seçme konusunda titizlikle davranıyorum ama organizasyonda herhangi bir taraftar grubunun bağlantısı yok. Tamamen sosyal medya üzerinden organize olan münferit Fenerbahçelilerin kendi aralarında buluşup Samandıra'ya gitmeyi organize ettiler. 50 kişi civarında bir topluluk olduğu söyleniyor ama şu enteresan bir not, yani Samandıra'da o saat itibariyle hiç kimse yok. Futbol takımı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yaptığı antrenmandan sonra kamp yaptığı stada yakın bir otelde kamp yapıyorlar. Otele geçtiler. Samandıra'da futbol takımına dair hiç kimse yok. Yönetimin zaten Samandıra'da bulunmadığı belli olan bir şey. Organizasyonun yerinin neden Samandıra olduğu da ayrı bir soru işareti. Sonuç itibariyle isteklerini yerine getirebilecek Fenerbahçe'nin yönetim kadrosunun Samandıra'da değil, statta kulüp binası. İlginç bir organizasyon oldu. Soğuk havayla da birleşince açıkçası istedikleri kalabalığa ulaşamadıklarını düşünüyorum. Anladım. Peki, teşekkürler. Alper Yemeniciler, teşekkürler. Yine de bahsedildi bir şekilde. En azından evet. Maça ve Fenerbahçe'ye dönelim. Bilmiyorum ya, Slimani ve Ayev'in, yani Valbuena sahadayken, ki belli ki Valbuena üzerinden bir oyun oynanacak. Doğru da bu. Öyle yapmak lazım ama ben Valbuena'nın orta sahanın bir parçası değil de santfor arkası pozisyonunu oynamak, yani daha nasıl söyleyeyim, daha serbest, görevsiz evet. bir oyuncu, daha serbest bir oyuncu olarak sahada olması lazım diye düşünüyorum. Bunun olması için de orta sahada hem Benzia hem Ayev hem çok yumuşatıyor. Slimani dedin. Slimani'den ziyade Benzia şaşırtmaz mı seni? Benzia'nın sahada olması mı? Evet. Şaşırtır. Slimani'den ziyade diyorum. O derece. Şaşırtır. Derecede. Yani orta saha daha sağlam. Jason, Elif, mesela Barış, hatta Topal. Evet. Bilmiyorum, daha öyle bir orta saha. Çok özür diliyorum. Bir gıcık tuttu. Valbuena, Frey mesela önde. Bunu söylediğime de her seferinde şaşırıyorum ama hakkını vermem lazım Frey'in. İlk tahmininde direkt bilmiştin. Neyi? Bu dizilişi, Valbuena'nın savunma santrafor arkası oynadığı. Evet, Galatasaray maçı öyle ama yani Trabzon maçı öyle değildi. Belki tekrar bu sinyali vermek gerekiyor. Öyle olmalı bana kalırsa. Ama tabii Cahilson'la Cahilson'suz biraz farklı. Yani Cahilson sizin oynadığınız o defansif oyuna katkı yapıyor. Olmadığı zaman yani Topal Elif'le olmadı, hiç olmadı, hiç yürümedi yani.
İlk geldiği zaman Brezilya'daki maçlarını seyretmiş ve hücuma direkt oynayarak, yani topu dikini oynayarak, direkt oynayarak katkı sağladığını söylemiştik. Evet. Şimdi yavaş yavaş burada da onu göstermeye başladım. Katkı evet. derken bunu hızlı alıştı. Evet. Ki hani bu tip oyuncuların, özellikle Brezilya'dan direkt gelen oyuncuların böyle de kaotik ortamlara girdiklerinde bir şekle bürünmeleri kolay olmuyor. Onlar bir kalıp arıyorlar. Mesela İtalya'ya gidiyorsun, İtalyan takımı hop o kalıba giriyor. İngiltere'ye gidiyor, İngiliz takımı hop o kalıba giriyor ama kalıbın olmadığı, kalıbın ya da olmadığı farklı yerde hiç zor. Jailson ona rağmen hızlı uyum sağladı. Peki. Ve Trabzon maçında da değeri anlaşıldı. Sabah gazetesi üstlerime sorun. Bu takımın içinde tabii söylüyorum bunu. Sabah gazetesinin başlığı üstlerime sorun şeklinde. Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Ervin Kuman son noktayı koydu. Herkes ne olduğunu bilmek ister. Şu an buradayız. Geleceğimi üstlerime sorun. Futbolcular da bunu bilmek ister. Geldiğimde çok şey gördüm ama bunu konuşmak istemiyorum. Gruptan çıkmak istiyoruz. Mümkünse yarın, yani bugün için söylüyor, olsun bu. Takımdaki gördüklerimle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Bu özel bir konu. Allah Allah. Tatim Uku ya. Niye gülüyorsun? Neyse. Göreve 3 Ağustos'ta başladım. Başladığımda Benfica maçı çok yakındı. Çok şeyler gördüm ama konuşmak istemiyorum. Evet. Ne gördüğümü biliyorum. Sherlock. Bayağı dedik. Bir telefon bağlantımız daha var. Ona gidelim tamam. İstersen. Gürler'e döneceğiz. Gürler Akgün'e muhabir arkadaşımız. Sarpsborg Beşiktaş karşılaşması öncesinde. Beşiktaş'a ilişkin son bilgileri de muhtemel 11'de yine Gürler'den rica edeceğiz. Gürler merhaba. Tahmin ediyorum yine soğuktan sen de muzdaripsin. Söz sende. Merhaba Mehmet Demirkov. İyi yayınlar diliyorum. Bembeyaz bir Sarpsborg gününden merhaba diyeyim hemen sizlere. Dört bir yan bembeyaz. Kar yağışıyla uyandık günü. Ama tabii ki maç saatinde kar yağışının bir tesiri olmaması bekleniyor. Açıklanan meteorolojiden alınan bilgiler bu şekilde. En azından UEFA ekibiyle de bunu konuştuk. Herhangi bir problem olmaz maçla alakalı. Kaç derece şimdi soğukluk? Sıcaklık? Şu an -4 olarak gösteriyor. Şey. İyi yani hava. İyi. Öyle diyebiliriz. Hemen muhtemel 11'i paylaşayım. Teknik evet. direktör Şenol Güneş nasıl 11'le sahaya çıkacaksa hemen bunu cevaplamış olalım. Kalede Karius'un oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Gökhan Gönül'ün yokluğunda Necip Uysal. Stoper'de Fatih Bida ikilisi, solda Adriano. Orta alanda Dorukhan, Oğuzhan, Adem Laiç. Sağda Lens, solda Caner Erkin. İleride Mustafa Pekdemek şeklinde bir 11'in çıkmasını bekliyoruz. 10 eksik de geldi Beşiktaş. Ve aynı zamanda 4 oyuncu da altyapıdan alındı. Altyapıdan yukarı çağrılarak UEFA B listesinden dahil edildiler. Listede olmamalarına karşın UEFA B listesi genç oyuncuları listeye kabul ediyor. Yani sınırsız şekilde listeye genç oyuncu eklenebiliyor. UEFA'nın böyle bir kuralı var. Bunu söyleyebiliriz. Teknik direktör Şenol Güneş sahaya çıkacak isimler değil, oynanacak oyun önemli diye belirtti basın toplantısında. Adem'de işte biz buradaki oyuncu grubuyla elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sahaya Beşiktaş kimliğini yansıtacağız şeklinde bir beyanatta bulundu yapılan basın toplantısında. Aynı zamanda hemen kısa bir not da paylaşmış olalım. Zemin Suniçin, teknik direktör Şenol Güneş son antrenmandan önce sahaya çıktı. Yaklaşık 10 dakika önce sahaya çıktı Şenol Güneş. Topu aldı, kendisi sürdü. Ardından Şeref Çiçek geldi, yardımcı antrenörü. Onunla paslaştılar. Sahadaki durumunu kontrol etti. Ardından da takım sahaya çıktı. Fakat futbolcular da soğuktan yakındıklarını gözlemledik. Ama tabii sahaya çıktıktan sonra işler değişecektir. Teknik direktör Şenol Güneş'in özellikle bugünce genç oyuncularla hareket etmesini bekliyoruz. Malum derbi var, eksikler de var. Eksiklerle alakalı da bir not hemen paylaşayım sizlerle. Pepe ve Babel'in derbiye yetişmeyeceği sorusu gündemde. Hemen şunu söyleyelim, Pepe zor. Babel için uğraşılıyor ama İbre iki oyuncunun da derbide forma giyemeyeceğinden yana. Bunu söylemiş olalım fakat sağlık heyeti elinden geldiğince tüm gayretiyle iki oyuncuyu da derbiye yetiştirmeye çalışıyor diyebiliriz. Ne Gökhan Gönül ve Babel'i daha doğrusu görecek. Babel'i hani kadro dışı bırakılabilirdi Pepe'nin, diye söylemişti Beşiktaş'ta bir yönetici yine. Pepe'nin sakatlığı Gürler bilgi var mı? Pepe'nin sakatlığın
Tabii Pepe'nin sakatlığıyla alakalı şöyle bir durum var. Şimdi milli takımdan döndükten sonra sakat olarak tespit edildi. Muayenesi gerçekleştirildi ve bir yırtık tespit edildi Pepe'de. Ve bu yırtıktan dolayı da yaklaşık zaten 3 haftalık normal süre zarfı var formasına geri dönmesinin. Ama sağlık heyeti Pepe'yi derbiye yetiştirmek istiyordu. Teknik direktör Şenol Güneş'in tabii eksik oyuncu istemediği bir durumdan bahsediyoruz. Ama görünen ibre Pepe'nin uzak kalacağından yana. Babel'le alakalı olarak kadro dışı taraftarla yaşadığı itişmeden sonra paylaşı sosyal medyadaki özellikle hakaretli paylaşımı. Beşiktaş yönetimi tabii hemen bu konuyu da açıkla getirmiş olalım. Beşiktaş yönetimi bu konuda çok sert diyebiliriz. Babel'in savunması istendi. Bu konu yönetim kurulunda görüşülecek. Ardından Babel'le ilgili bir karar verilecek ama şu an için kadro dışından bahsedemeyiz ki bu ihtimalin de çok yakın olduğu söz konusu değil. Yani oyuncuları uzaklaştırmaktan ziyade daha çok disiplinler davranışları ön plana katmak daha çok ön plana çıkıyor Beşiktaş tarafında. Tolga'nın kadro dışı kalma sebebi buydu. Fakat Babel de özür diledi sosyal medya aracılığıyla taraftarlardan yaptığı hareketten dolayı. Konunun çok üstüne gitmek doğru değil gibi gösteriyor Beşiktaş yönetimi. Gürler peki ama hemen şunu da soralım. Ama karar çıkacaktır tabii ki. Yönetim kurulu bir ceza yaptırımı uygulayacak. Vakit çok daraldı. Dün Tolgay'ın da özür dileyip takıma tekrar geri döneceğine ilişkin iddialar vardı. Çok kısa rica edebilir miyiz? Şu an için böyle bir ihtimal gözükmüyor. Tolgay Arslan altyapı antrenörleriyle çalışmalara devam ediyor. Teşekkür edelim Güller Akgün'e. Muhtemel 11'i, Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini rica edelim hemen rejimizden bir kez daha. Şimdi diyeceğim ki orta sahaya kimi koyardım? Muhtemelen Atiba diyeceksin. Atiba kadroya, Avrupa kadrosuna bildirilmediği için yok. Ben Güven'i mesela sabah ki yine kendi kendime tuzağa düşürdüm. Güven'le başlamasını bekliyorum diye ama tabii o da yok. Bildirilmedi. Yalnız Güller bir şey söyledi. B lisesinden giremiyor mu? Kaç yaşında? İstediğin kadar ekleyebiliyorsun genç oyuncuları dedi. Şimdi 30 saniye içinde toplamanı rica edeceğim. Okey. İtirazım yok kadroya ama şunu söyleyebilirim. Derbi için Galatasaray'ın eksiklerinden bahsediyoruz. Daha çok cezalılarından, sakatlarından ama Beşiktaş galiba daha değil. Zor durumda. Evet. Onların da az değil. Son antrenmanları Suniçim ama son antrenmanı da Fulya da Suniçim'de yaptılar. Yani hazır gittiler o konuda. Büyük bir sürpriz değil onlar için. Onu da söyleyelim. Diyelim ve bitirelim. Süremizin sonuna geldik. Temsilcilerimize başarılar diliyoruz bu akşam ve manşeti, beyin manşeti noktalıyoruz. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın efendim.